Şimdilerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Sayvarsson'la 38 nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, gidenler filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı. 27 yaşındaki ünlü ismin sarışın hali, çoğunlukla benilmemişti Dilan Çiçek Deniz, projenin çekimleri tamamlanınca eski haline dönmüştü. Kuaförde saçlarını boyattığı anları yayınlayan Deniz, paylaşımına yeni karakter yükleniyor, notunu düşmüştü. Yeni rolü hakkında konuşmuştu. Geçtiğimiz haftada son projesiyle alakalı konuşan ünlü oyuncu, çekimlerimiz bitti. Çok güzel geçti, umarım siz de seversiniz. Enteresan bir karakterde göreceksiniz beni. Çok hoşuma gitti karakterim. Şimdi bahsedemiyorum, yakında açıklamasını yapmıştı. Masadan kalkıp muhabirlerin yanına gitti. Tüm bunların ardından Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Lüccada, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Sevarson ile yemek yedi. Dışarıda kendisini bekleyen gazetecileri gören oyuncu masadan kalktı ve röportaj için kendisini bekleyen muhabirlerin yanına geldi. Eski saçlarına dönmesiyle ilgili "Evet, yeni proje için beğendiniz mi?" diye muhabirlere soran Deniz, olumlu yanıt alınca teşekkür etti. Oyuncu, "Yeni halimi seven de var, sevmeyen de var. Pazar günü başlıyorum yeni projeye hayırlısıyla. Şimdi bir şey söylemeyeyim." dedi. Bu durum bizim sektöre özel değil. Deniz, erkek oyuncular, kadın oyunculardan fazla ücret alıyor. Bu konuda en düşüyorsunuz, sorusuna ise, bu sadece bizim sektörde değil dünyanın her yerinde olan bir şey. O yüzden bir şekilde kırarız bir yerde bir makale okudum kadın ve erkeğin eşit olması için 150 yıl geçmesi gerektiğini okumuştum. Umarım olmasını beklememize gerek kalmaz. Dediğim gibi bu bize özel değil, bu dünyanın her sektöründe umarım daha eşit bir dünyada yaşarız cevabını verdi. Hayalim yokmuş. Daha önce Torsay Varson'la ilişkisi hakkında, her şey çok iyi gidiyor diyen Dilan Çiçek, sevgilinizle beraber çalışacağınız bir proje teklifi geldi mi sorusunu, onun da kendi işleri var, umarım ileriki bir zamanda şeklinde cevaplamıştı. Kadınların düğünleriyle alakalı hayalleri olur, sizin hayalleriniz var mı? Düğününüz nasıl olacak? Sorusu yöneltilen genç oyuncu, galiba o kadar çok yokmuş, henüz hiçbir şey planlayamadık. Umarım yakında her şeyi planlayacağız. Şu an için hiçbir şey yok yorumunda bulunmuştu. Düğün için birkaç planlama yaptık. Güzel oyuncu düğün ne zaman olacak sorusuna bu kez, bugün sonunda birkaç planlama yaptık. Birkaç ay içerisinde ama iş duruma da bağlı. Birkaç gelinlik provası yapacağım, çok heyecanlıyım diye yanıt verdi.